Mukavemet TV'den herkese iyi akşamlar. Gender tartışmaları programının bu bölümde kadın cinayetlerini konuşacağız. İki çok değerli konuğum var. Kadın cinayetlerini durduracağız platformu genel temsilcisi Gülsüm Sal ve Ankara Siyasal'da otoriter rejimlerde cinsiyet politikaları üzerine çalışan, aynı zamanda aynı bölümde araştırma görevlisi olarak da görev alan Gülçin Özgetan. Her ikinize hoş geldiniz öncelikle. Merhaba, hoş bulduk. Merhabalar. Yayına katıldığınız için çok teşekkür ederim. Öncelikle izleyicilerimiz için bir not belirteyim. Arkadaşlar ben çok miktarda soru soracağım. Kadın cinayetleri malum günümüzün çok yakıcı bir sorunu. Ama siz de isterseniz hangi platformdan istiyorsanız bize sorularınızı yöneltebilirsiniz. Programın sonunda sizin sorularınızı da hem Gülsüm Hoca'ya hem de Özge Hoca'ya ben iletmeye çalışacağım. Bu nedenle de yorumlarınızı ve sorularınızı bekliyoruz. Gülsüm Hocam öncelikle sizle başlamak istiyorum. Tekrar yayına davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Zaten Ben cinayetleri de değil, teşekkür ederim. siz ve platformunuzun yaptıkları kesinlikle asla unutulamaz. O yüzden de kadın cinayetlerini durdurma noktasında vermiş olduğunuz emekler için öncelikli olarak teşekkürler. Seyircilerimize öncelikle şunu belirteyim. Bu programda biz Doğan Kitap'tan Gülsüm Hanım'ın çıkan Yaşasın Kadınlar isimli kitabını daha çok baz alıyoruz. Bu kitap içerisinde de pek çok soruyu oluşturacağım ve soracağız. Kesinlikle kadın cinayetleri gündemi hepimiz için çok manşetli. Hepimiz Twitter'dan, çeşitli haber bültenlerinden takip ediyoruz. Ben de çok etkin bir şekilde takip ettiğimi ve bildiğimizi sanırdım. Ama hafızaya çok güvenmemek gerekiyormuş. Yani bunları toplu olarak okumak insanın hem hafızasını tekrar tazelemek noktasında hem de biz haberlerde sadece bir iki gün manşet oluyor görüyoruz. Sonrasında bu insanlar ne oluyor? Bu hikayeler ne oluyor? Bu hikayelerin devamını görme noktasında bu kitabı kesinlikle çok değerli buluyorum ve herkese öneriyorum. Okuması çok zor ama tam da Gülsüm Hanım'ın kitapta belirttiği gibi bunları yaşamak çok daha zor ve bunları yaşayan kadınlar var. Bu nedenle de bunları okuyup bu cinayete kurban giden kadınlarla empati kurmanın çok değerli olduğunu düşünüyorum. Gülsüm Hanım, ilk sorumla başlamak istiyorum. Şimdi kitabınızın ismi Yaşasın Kadınlar. Yaşasın kadınların anlamı ne? Bu bir dilek mi? Yoksa bir slogan mı? Yani anlamı nedir? Neden kitaba bu ismi verdiniz? Öncelikle çok teşekkür ederim. Ben de yayın davetiniz için. Benim için de çok büyük mutluluk sizlerle buluşmak, izleyenlerle buluşmak. Çünkü üzerine konuştuğumuz önemli toplumsal sorun devam ediyor ve çözüm önerilerinin olan baştan hemen söyleyeyim. Hiç unutmayacağımız için her gün defalarca tekrarlamak istiyoruz. İstanbul Sözleşmesi'ne bu şiddetin çözümündeki en önemli belgemize de biliyorsunuz bir geri çekmeyle ilgili bir karar ortada var ama henüz hiçbir mücadele bitmedi elbette. Şimdi kitabın ismi aslında acılı bir toplumsal sorunu konuşuyoruz ama belki program ilerisinde daha alt katmanlarında yatan bu toplumsal sorunun nasıl dinamikler var diye konuştuğumuzda anlayabileceğimiz, görebileceğimiz gibi ve zaten aslında her gün somut olarak yaşadığımız gibi burada Türkiye'de kadınların hak arayışının artışı gibi olumlu bir dinamik de var. Ve bu hak arayışının yani kendisi, bu mücadelenin kendisi insana böyle kutlama duygusu veren, yaşasın kadınlar dedirten, yani yaşasın kadınların mücadelesi dedirten bir hal yaratıyor. Yani öyle bir dinamik bu, öyle bir etki ve saygı ve işte yani nasıl söyleyeyim, önemli moral kuvvet yaratıyor. En azından şöyle diyeyim, ben ve arkadaşlarım işte biz platformla kurup da bu deneyime anlamaya çalıştığımızda mesela sürekli yine kadın cinayeti haberleri olurdu ekranlarda da ana haber bültenlerinin ne yazık ki vazgeçilmez bir parçası olarak. Ama kadınların yani bunu gördükleri, bunu elbette ki boşanmaya karar vermiş ya da hayatında bir karar almak isteyen, kendi hayatına karar vermek isteyen, bu mücadeleyi veren, özgürleşme mücadelesi veren kadınlar o hanelerin içerisinde, o televizyonlarda izliyorlar. Ama mesela bu izlediklerinden dolayı geri çekilmeyip yine de eğer bir karar verdilerse, boşanma gibi, başka bir karar alma gibi, o kararın peşinden gidiyorlar. Yani böyle bir canı pahasına mücadele etme halinden
çok etkilenmiş idim ben. Yani bunu elbette ki hayatta kalmak isteniyor, koruma çok temel hakkımız olan koruma kanunuyla ilgili haklar aranıyor. Ama bununla beraber mesela asla pes etmiyor, boyun eğmiyor yani o hayatın ele geçirilmesine. Kendi söz hakkını kullanmakta kıyasıya yani canı pahasına bir mücadele yürütüyor. İşte böyle bir mücadele böyle insana yaşasın duygusu veriyor. O filmle bağlaşık yanında biraz böyle idi. Ama bunun dışında da bizim senelerdir işte kadınlar öldürülmesin, çocuklar büyüsün, kadınlar yaşasın gibi kullandığımız sloganlar da vardı. Elbette ki kadın cinayetleri son bulsun, onu durduralım. Kadınlar öldürülmesin anlamında, yani fiili olarak da yaşamaları anlamına da geliyor. O yüzden hani pek üzerine hani çok uzun düşünmemiz gerekmeden, tabii ki sadece benim kararımla değil ama kolektif olarak öneriler de getirilerek, ya asla yalnız yürümeyeceksin gibi yine bizim için hani bir kuvvet veren söz olan söz gibi benzeri bir şey olacaktı. Ama kadın cinayetlerine, kadınların hayat hakkına işaret etmesi bakımından da yaşasın kadınları seçtik. Bunu seçerken de işte çok yıllar öncesinden izlediğim bir filmin karesi de aklımdaydı. İşte orada da önemli bir mücadele sonrasında, hak mücadelesi, özgürlük mücadelesi sonrasında, İspanya İç Savaşı'ndan sonra kadınlara savaşmış ve mücadelede çok önemli şeyler başarmış olan kadınlara sonunda zaferden sonra evlerine dönmelerinin salık verildiği bir sahne var. O sahnede filmin kahramanlarından birisi bunu kabul etmeyip bu hiç de doğru olmaz, evinize dönün artık, işte yaralı askerlerin bakımı, örgü örmek, hani evdeki bu evi çekip çevirmeye teklifine karşı bu hiç de doğru bir karar olmayacak, biz de erkekler gibi savaştık, öyle hizmetçi olmaktansa ölmeyi yeğleriz diyor. Tabii tırnak içerisinde hizmetçi, yani bütün hizmetçiliklerin de son bulması mücadelesi de var o filmde elbette. Orada da halktan bir abla da bu genç kadını böyle gözleri dolu dolu alkışlıyor o sahnede. Yanındaki diğer işte savaşan kadınlardan birisi soruyor, ne oldu, niye, hani bir şeye mi üzüldün diye. O da yok yok, yaşasın kadınlar diyerek yani mutluluk ve coşku gözyaşlarıyla ağlıyor. İşte böyle bir mücadele Türkiye'de kadınların aslında mücadelesi. Yani bu kendi baskı altına alınma, kendi kararlarını almaktan hani men etmeye çalışılmasına, yani istedikleri gibi yaşanmalarından men etmeye çalışması, kısacası özgürlük mücadelesine yönelik baskıya karşı yani dik durma, her şeyi göze alarak hani, kendi kararını verme mücadelesi olduğundan biraz uzun oldu yanıt ama. Mükemmel bir yanıt oldu ve ben her kelimede şunu da hissettim. Bu yaşamın kutsallığını da vurguluyor aslında. Çünkü biz artık uzun süredir bu kadın cinayetlerinin miktarı o kadar arttı ki kadın cinayetlerini birer sayı, bir istatistik olarak değerlendiriyoruz. Yani şu kadar kadın öldü, işte Avrupa ile kıyaslıyoruz, Afrika'dan daha iyi diyoruz ama hep bir kıyaslama ve sayı olarak değerlendiriyoruz. Ama kitabın tam da hem o yaşasın mesajıyla hem de o içindeki o neşeyle, çünkü onu da barındırıyor. Hayat kutsal ve her yaşam kutsal ve hayatı çalınmış olan her kadın, öldürülmüş her kadın aslında bir hayatı çalmak. Yani o kutsallıktan vazgeçmek. Bu nedenle de bu mücadeleye değer bir şey bu mücadele. Hep bana bunu çok ifade etti. O yüzden kitabın ismine hayran kaldım. Peki, şöyle bir de sorum olacak. Şimdi biz genelde özellikle bu İstanbul Sözleşmesi'nden çekildikten sonra da hani bunu onaylamak isteyen işte AKP cenahından pek çok milletvekilinin şöyle savunlarını duyuyoruz. İşte zaten işte kadın cinayetleri sayısı çok fazla sayıları değil. Ya da erkekler kadınlardan daha çok öldürülüyor. Hani öldürülme oranlarına bakın, kadınların sayısı erkeklerin sayısı kadar çok değil tarzı bir yaklaşımları var. Biz bence kadın cinayetlerini, zaten kitabınızda da bunu vurgulamışsınız. Kadın cinayeti ne demek, bunu tam olarak bilmiyoruz. Yani işte bir trafik kazasına kurban giden kadın ya da işte bir hırsızlık girişimi sırasında öldürülen kadın. Bunları da biz kadın cinayeti sayısından sayıyor muyuz? Kadın cinayeti olarak tam olarak neyi kastediyoruz biz? İyi oldu tabii ki böyle bir kavramsal açıklıkla başlamak. Çünkü bazen böyle bir kavram karmaşası da yaşanabiliyor. Bir daha genel hani toplumda işte geleneksel bakış içerisinde olan ama erkekler öldürülmüyor mu gibi bir soruyla ilgili yönü var. Bir de bizim kadın mücadelesinde de yine hani kadınların cinsiyetleri nedeniyle öldürüldüklerinin bilince çıkmış olmasına rağmen kadın cinayeti adlandırması yerine farklı öneriler de var. Kuşkusuz öneriler yapılabilir ama
evrensel ortak kabul görmüş kavram neyse, örneğin cinsel tacizle nasıl oynayamaz isek, işte kadın cinayeti ortak evrensel kavramıyla da oynamaya çalışma doğru bulmuyorum ben. Bu ayrı bir tali tartışma. Şimdi genel sizin sorduğunuz soruya gelirsek, bir kere erkekler kadınlar tarafından, hani faili kadınlar olduğu bir biçimde ve erkek cinsiyetinde oldukları için öldürülmüyorlar. O yüzden iki ayrı konudan söz ediyoruz. Şimdi zaten bizim mücadelemizde kadınları da sanki böyle herhangi bir adli cinayet gibi öldürülüyor görülmesinin yıllardır üstündeki örtüyü kaldırmak. Kadınlar diyelim ki işte erkeklerin adli cinayetlerde öldürüldüğü gibi böyle bir adli kriminolojik bir konu nedeniyle değil, elbette ki hani hepsi de bir kriminolojinin de bir yönüyle konusu, ama toplumsal politik bir konu cinsiyet eşitsizliği nedeniyle sırf kadın cinsiyetinde olmalarından dolayı öldürülebilir görüldükleri için böyle öldürülüyorlar diyerek aslında İstanbul Sözleşmesi'nin de söylediği, bize uluslararası belgelerin söylediği ama ta 70'lerde bulunmuş, hatta 1800'lerde de kullanıldığı olmuş. Ama modern feminizm içerisinde 70'lerden Russell'ın önerisiyle aslında yerini almış. Şöyle tarif edeyim, femicide, kadın cinayeti dediğimiz kavramı ana rahmine düştüğü andan itibaren, yani bir embriyonun, fetüsün kız bebek olduğu ve bu nedenle de hayatının sonlandırılması da aslında yine cinsiyet yönelik bir öldürme biçimi olduğu düşünülerek, embriyondan itibaren doğduktan sonraki de hayatının bütün evrelerinde cinsiyeti nedeniyle öldürülmeye, kadın cinayeti, kadın olma nedeniyle öldürülmeye diyor, kadın cinayeti diyoruz, femicide diyoruz. Biz biraz daha böyle genişletilmiş, işte 18 yaş altını da içerecek bir biçimde ele aldığımız için bizim platformun verileri de, veri tutan çok fazla bir taraf yok ama tutan başka sivil toplum ağlarına göre daha fazla sayıda oluyor. Bu da gerçi bizim raporlarımızda bizim ulaşabildiğimiz kadarı, yine tam gerçeği yansıtmadığını düşünüyoruz biz bizim raporlarımızın da. Soruya tekrar dönersek, erkekler öldürülüyor ama erkek oldukları için ve kadınlar tarafından cinsiyetleri gerekçesiyle öldürülmüyorlar. Böyle öldürülebilir görülenler maalesef ki kadınlar ve cinsiyet eşitsizliğinin bir sonucu, hem nedeni hem sonucudur, en ağır sonuçlarından biridir diye tanımladığımız şiddet olgusunun, yani şiddeti de zaten güç eşitsizliğinin, mevcut cinsiyet eşitsizliğinin bir sonucu olarak tanımlıyoruz. Şiddetin de en üst biçimi, yani şiddet biçimlerinin en üst insan hakları belgelerinin de işte yine erken yaşta zorla evlendirme, kadın genital sakatlama, cinsel saldırılar, kadın cinayetleri gibi üst biçimleri, daha ağır suçlar olarak gördüğü suçlardan, kadına yönelik suçlardan bir tanesi kadın cinayetleri. Ve en ağır, ölümden ötesi yok çünkü, yaşam hakkı ihlali olduğu için aslında anayasayla teminat altına alınmış en önemli hakkımızın ihlali aynı zamanda diye düşünebiliriz. O yüzden hani cinayet verilerine bakıldığında erkeklerin daha çok cinayete maruz kaldığı söylenebilir. Ama cinsiyet sayıkıyla öldürülmedikleri için bu onlarınki böyle bir politik toplumsal yönü olan bir konu değil. Kriminolojik adli bir konu. Bizim konumuzun cinsiyet, cinsel yönelim eşitsizliği nedeniyle öldürülmek ise toplumsal ve politik bir konu. O yüzden kadın cinayetleri politik değil. Yani hiçbir erkek sadece erkek olduğu için öldürülmüyor. Bu fetüs vurgusu da ilginçmiş ve belki bizde çok gündem olmayabilir ama mesela Çin'de tek çocuk zorunlu olduğu için şunu istatistiklerden biliyorum. İşte aileler genelde tek bir çocuk hakları olduğu için eğer kız çocuksa, fetüs kız çocuksa aldırma yoluna gidiyorlar ve genelde işte erkek doğumunu önceliyorlar. Bu yüzden de hani bizde çok hayati bir mesele olmayabilir ama uzak doğu toplumlarına baktığınızda fetüs, evet, yani bebeklerin cinayeti de, kız çocuğu bebeklerin cinayeti de cidden artan miktarda. O yüzden uluslararası sözleşmelerde böyle bir vurgunun olması da çok çarpıcı ve çok iyi. Peki politik yönünden bahsettiniz. Burada ben Gülçin'e bir top atmak istiyorum, Özge'ye. Özge,
biz hep şeyi görüyoruz. Bu kadın cinayetlerinden sonrasında taşınan dövizlerde ya da işte Facebook'ta, Instagram'da bu profil resmimize yaptığımız çerçevelerde biz hep kadın cinayetleri politiktir diyoruz. Ama bu çerçeve ya da döviz taşıma meselesinde dikkatimi çeken bir şey daha var. Sanki bu kadın cinayetleri politiktir demek bu var olan iktidara, sağ iktidara karşı olmakmış gibi değerlendirdiği için bu kadın cinayetlerinden muhafazakar kitledeki kadınlar da rahatsız oluyor. Onlar da mağdur olsa da onlar asla bu söylemi işte desteklemiyorlar, sahiplenmiyorlar, o çerçeveleri yapmıyorlar kendi çevremizden de gördüğü kadarıyla. Kadın cinayetleri politiktir ne demek ve bunun özel olan politiktir. Bu feminizmin ikinci dalgasındaki temel motto olan özel olan politiktirle bağlantısı nedir? Öncelikle merhaba Sibel. Gülsüm Hoca'yla da aynı programda olmak benim için gerçekten çok mutlu edici bir şeydi. Buradan başladık. Ya ben şöyle bir şey söyleyebilirim bu konuda. Kadın cinayetleri politiktir nereden geliyor? Aslında feminist ilkelerden birisi olan ve feminizmin politik strateji olarak benimsediği özel olan politiktir ilkesinden geliyor. Peki bu nereden geliyor? Aslında siyaset bilimcilerin çok da yabancı olmadığı şeyler var. Bazı kavramlar, bazı anlatılar var. Bizler işte devletleri kuruyoruz, yıkıyoruz, işte nereden başlatacağız diyoruz. Toplum sözleşmecilerine gidiyoruz. İşte klasik ekonomi politikçiler, liberalizm vesaire birçok katmanı kuruyoruz. Burada bu kurumlar, kurulma aşamalarında, bu inşa sürecinde bir aşama var. Toplum sözleşmesi. Burada bu toplum sözleşmesini meydana getiren bireyler, bu akti yapan bireyler erkekler. Yani bir toplum kurulacaksa politik olarak bunu kuran bireyler erkekler oluyor. Ve kadınlar bu aktin yani çok akademik hani tartışmaya girmek istemiyorum ama Pekman bize diyor ki kadınlar da cinsel sözleşmenin konusu oluyorlar. Ama onu bir kenara bırakalım. Toplumu kurarken yapılan akteki bireyler erkekler. Ama erkekler bunu kurarken yani kamusalı inşa ederken kadınları da şeyde bırakmıyorlar. Onları da doğa durumunda bırakmıyorlar. O savaş anını bırakmıyorlar. Yine bizi kurtararak bir sivil alana taşıyorlar. Ama bu sivil alana taşırken diyorlar ki biz burada ciddi meselelerle uğraşacağız. Siyasi olanla, devletle, politikayla uğraşacağız. Burası benim kamusal alanım. Ama diğer tarafta bir özel alan sınırı çiziyor ve özel alanında kadını bırakıyor. Yani aslında doğa durumu, kadın ve özel alan bir yerde kalıyor. Diğer tarafta da kamusal olan, işte ciddi meselelerin tartışıldığı bir alan kalıyor. Normalde kamusal alan aslında özgürlüklerin, eşitliklerin yayıldığı bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Ve bu alan öyle bir alan ki insanların kendini ifade edebildiği alan. Ama bizler yani bu akt ile kadınlar bu alanın dışında bırakılıyor. Sonra da deniliyor ki özellikle liberalizmle birlikte ya o alan özel alan ve mahrem. Oraya giremeyiz. Orası bir neredeyse tabu alan oluyor. Oradaki ilişkilerin hepsi saklanan, korunan, dışarıya duyurulmaması gereken. Yani bu şekilde aslında toplumsal tabakalaşmanın ilk yaratılan o erkek ve kadın arasındaki o tahakküm ilişkisinin bir benzerini özel alanda kurulmaya başlanıyor. Yani kamusal ve özel arasında bir ayrım olması sıkıntı değil. Hatta biz değil mi yani kürtaj meselelerinde evet kadının özel kararları diyoruz. Ama sıkıntı aynı iktidar ilişkilerinin yani toplumdaki o tabakalaşmanın özel alana kaydırılması. Özel alandakinin hem bu iktidar ilişkilerinin ezen, ezilen, sömüren, sömürülen tahakküm ilişkisinin erkeğin kadın üstünde kurduğu bu tahakküm ilişkisinin sivil hayattaki versiyonun özel alanda da yaşanıyor olması o kısmı politize ediyor. Ama bu politizasyonu biz politika alanı dışında bıraktığımız için de oranın bir mahremiyeti var deyip oraya girmiyoruz. Yani temel tartışma buradan çıkıyor. Kadın cinayetlerinin politik olma meselesi de aynı şekilde gündeme geliyor. Yani biz orası bir tabu alan, oraya giriş yapmayacağız diyoruz. Çünkü ailede olan ailede kalsın. Ailede özel alanın en büyük böyle koca koca kurumlarından birisi. O orada kalsın, biz oraya dokunmayalım, işte kol kırılsın, orada kalsın.
Bu anlayışın doğrultusunda kadın cinayetlerinin de aynı şekilde özel olanın politik olması gibi kadın cinayetlerinin de politik olduğunu söylüyoruz. Ve Gülsüm Hocam'ın da söylediği gibi yani orası artık kadınların kadın olduğu için öldürüldüğü bir alan. Yani normal cinayetlerden farklı. Bir yani bu konuda da belki şiddet biçimlerine belki biraz girip söyleyebiliriz. Çünkü şiddeti konuştuğumuzda diyoruz ki erkekler neden ve nasıl şiddete başvuruyorlar? Buna da çeşitli cevaplar var. Psikolojik travmalarla açıklayanlar var. Bu yeterli bir cevap değil. Çünkü travması olmayan erkeklerin de şiddete başvurduğunu görüyoruz. Hatta veriler bize çoğu zaman tam tersini söylüyor. Bunları biliyoruz. Sınıf analizleri var. Çok böyle biraz da feministlerin de yer yer gelgitli olduğu bir alan. Burada da ezan ve ezilen ilişkisi sonucunda ortaya çıkan bir şiddetten bahsediyoruz ama bu da tamamen aslında şiddeti alt gelir grubuyla eşitleyen bir şey. Ama biz koca koca insanların da, o büyük insanların da cinayete, şiddete başvurduğunu görüyoruz. Peki neyle açıklayacağız? İşte feminizm burada devreye giriyor. Diyor ki toplumda var olan bir eril hegemonya var ve burada bir güç ilişkisi kuruluyor, bir iktidar ilişkisi kuruluyor. Bunun neticesinde kadınları öldürüyor ve kadın olduğu için öldürüyor. Yani aynı saatte, aynı yerde bir erkek yürürken, öldürülmezken bir kadın olduğu için erkeklikten alınan güçle öldürülebiliyor. Bu yüzden kadın cinayetleri politik. Yani ataerkil sistemde kadınlar erkeklerin insafına terk ediliyor ve maalesef erkekler günümüzde çok insafsız. Gittikçe daha insafsız hale geliyorlar ve devlet bizi korumadıkça, bu yapılar bizi korumadıkça da kadınlar çok daha savunmasız hale geliyor. Gülsüm Hocam, sizin bu konudaki yorumunuz nedir? Yani kadın cinayetleri politiktir derken siz ve platformunuz ne demek istiyor? Birinci yönü şu ki şiddet üstüne hani belki daha sonra gene konuşuruz ama kökeninde ne vara girmiş olduğu için biraz özgede. Kökeninde ne hani genetik özcü faktörler yok. Bilimsel olarak zaten bu konu çalışılmış ama mesela Y kromozomuyla ilişkisini tespit eden anlamlı bir ilişki bulunamamış. Hani yine daha çok şiddet suçu işleyenlerde, seri katillerde beyin nörokimyasıyla ilgili çalışmalar çok yapılmış. Çok sınırlı bir farklılık var. Dolayısıyla aslında yani çok böyle genelde duyduğumuz bir yandan da tıp dünyasında da çok araştırılmış. Çünkü bir bu kadar vahşi suçların bir çaresini bulma, çözümünü bulma, bir ilacı olsa da versek de düzelse beklentisiyle de yapılmış bunlar. Ama maalesef bir tek psikanaliz daha açıklayıcı olabiliyor bilimsel hani kökeninde ne varı anlatmak bakımından. İşte narsisistik egolarımız var diye psikanalizin bakışı. İşte erkekliğin bu iktidarını kaybetme korkusunun onu böyle yeniden bugün günümüzde işte Deniz Kandiyat Hoca'nın dediği gibi ben de çok katılıyorum. Bir tür eril restorasyon çabasının, yani o bölümü de biraz geride bıraktık diyorum son zamanlarda. Ama sonuçta yani ne de genetik ne hani hormonal yani özcü bir açıklaması yok. Ki işte çok iyi söyledi Özge. Zaten hani daha acı ve zor olan tarafı şu ki yani böyle bir tanı almış bir ruhsal sağlık sorunu olanlar değil, tırnak içerisinde normal kabul edilen geniş bir popülasyon, birbirinden çok farklı erkekler birbiriyle benzer şiddet örgüleriyle ya da kadın cinayeti örgüleriyle kadını öldürebiliyorlar. Burada o erkekleri birbirine bağlayan o gizli bağ dediğimiz o egemenlik sistemi, onların bir hani hakim cinsiyet olarak kurdukları sistem, ataerkillik diyelim, patriarka diyelim, erkek egemenliği diyelim, kökeninde bu toplumsal yapılanma, eşitsizliği normalleştiren bu toplumsal yapılanma var. Ama bununla beraber politiktir sadece böyle bir yerden kök aldığı için değil, erkekler bu nedenle kadınları şiddetle bastırmaya çalışıyor. Erkeklerin arkasında onların bu elini iten, kadınlar eşittir ve eşit hakları vardır diyen bir politik kamu politikası olsa durum değişecek. Biz yani hem erkek egemenliğine karşı hem bunu yapmayıp da şiddette cesaret kazandıran erkeklerin tabiri caizse neredeyse sırtını sıvazlayan
politikalara karşı da. Yani bir senin sorunda vardı ya, bu politiktir, şu anlama mı geliyor, bu anlama mı geliyor? Bu politiktir de bütünsel ve bütün bu katman anlamlara geliyor. Hani bir işte bu yüzden erkeklerle bir hani o iktidara karşı bir eşitlik mücadelesi bu politik. Orada onları kayıranlara karşı politik. O kayırmanın çok başka basamaklarında adalet sisteminde sürekli erkeklerin kayırılıp kadınların görünmez kılınmasına, kadınların tekrar tekrar hatta yargılanmasına, hak ihlaline uğradıklarına karşı bir mücadelemiz olmak zorunda olduğu için politik. Yani biz o kadar çok yönlü mücadele, politik mücadele vermek zorunda oluyoruz ki bu yüzden bütün bu yönleriyle de kadın cinayetleri politik diyoruz. En son geldiği aşamada İstanbul Sözleşmesi'nin kadınların yaşam meselesinin siyasi parti ittifak görüşmelerine masalarda feda edilmesi anlamıyla da politik. Yani politik olmasının da ve tabii ki çok temel anlamda özel olan politiktir. Özel olan kamusaldır diye çok gayet böyle su gibi yani zorlu konuyu açık anlaşılır anlattı Özge. Bu nedenle de politik. Bütün bu nedenlerin toplamında pür politik bir hani meseleyle karşı karşıyayız diyebilirim ben de. O yüzden de sanırım politik olarak erkekleri alıp eğitmek değil de bir politik olarak benimsemek ve işte bir politik olarak değiştirmek ancak böyle kadın cinayetleri sona erdirilebilir. Yoksa tek tek erkeklere işte psikolojik tahliller yapmak, onları düzeltmeye çalışmak yok, değil. Toplu olarak o politikayı dönüştürmek şart. Burada şöyle çok özür dilerim Sibel araya girerek. Şimdi zaten hani ruh sağlığı sorunu olan böyle tanı almış hastalara çok ciddi haksızlık olur. Suç ve şiddet eğilimleri oranları daha yüksek değil hani sağlıklı kabul edilenlerden hani bu konuda böyle bir tanısı olanların ama işte travma, kendi geçmişinde şiddet öyküsü bunlar kısmi faktörlerdir ya da Özge'nin de biraz önce saydığı şeyler işte ne denir faktör olabiliyordur da bunları böyle normalleştirmenin bir aracı olarak bize sunulduğunu görüyoruz. Yani oturup da sorunun çözümüne yönelik konuşulmaya başlansa mesela Dünya Sağlık Örgütü'nün Femicide raporuna göre bir evde silah satın alınması çok önemli bir faktör. Yani evlerinde silah olan kadınlar silah olmayan kadınlara göre 4 kat daha fazla öldürülüyorlar. Hani bunları böyle bir hani tıbbi bir mesele, bir kanserin ilerlemesini durdurma istemek gibi evrelerinde belli bir yerde öyle ele alınarak egemen hani hakim hava tarafından böyle sunulmuyor bunlar bize. Ya da mesela ben bir defa ana muhalefet liderinin adam işsiz ne yapsın o da gelip karısını dövüyor falan gibi o konuştuğunu duymuştum. Bu felaket bir şey. Şimdi işsiz bırakıyorsa, işten atılıyorsa, patrona yönelmeyen şiddet gelip evde kadına yöneliyorsa burada başka bir egemenlik sistemi var ve bir saniye. Ay, çok pardon. Yok gir daha iyi dinamik böyle. Yani. Ya bu yani yoksulluk meselesi biraz erkeklik kriziyle zaten açıklanabilir de bir şey olarak karşımıza çıkıyor. Yani geçen yıl özellikle artışını gördüğümüz ve üzülerek söylüyorum belki de artışını daha da göreceğimiz yani derinleşen ekonomik krizle birlikte yani sadece kendi hayatını sonlandırmıyor. Ailecek yani intihar deniyor ama bu ailenin katli gibi karşımıza çıkıyor. Evet. Kendisini sadece çünkü öldürmüyor. Ve burada aslında biz patriarkal örüntünün çöktüğünü görüyoruz. Yani evi geçindirme yükümlülüğü o ailede erkeğinmiş gibi gözüküyor. Toplum bunu besliyor. O erkekten o evi geçindirmesi bekleniyor. Ve geçindiremediği anda bir krize, bir erkeklik krizine giriyor. Ve sadece kendisiyle de kalmıyor. Yani çünkü bir yanda da o erkekliğini muhafaza eder biçimde bütün aileyi katlediyor. Yani bu yüzden tek bir sebebe indirgemek çok doğru değil. Birçok faktör var. Ama bunların ataerkiyle olan bağlarını belki sıkı kurmak lazım. Evet. Sonuçta ama her birinin de nasıl mesela boşanmak istemesi kadının bir öldürülme bahanesi olamazsa yani bahane diyoruz ya da biz bunlara yani öne sürülür bir hiçbir açık geçerli sebebi olamadığı gibi işsizlik, yoksulluk da bu o yani yapabilecek başka birçok şey varken ve yani onları yapmayıp yani olması gerekli haklı mücadelesini vermeyip burada zaten benim genel önerim bütün dünyaya olduğu gibi
bu konuda yani sömürüye karşı mücadele edilmesidir. Bunu yapmadığında ama bir şiddet eğilimi olduğunda da onun gidip de hemen kadınları buluyor olması zaten o egemenlik ilişkisiyle sadece açıklanabilir bir durum yaratıyor ve bu nedenle de hepsine biz bahaneler demekten yanayım ben. Hani öne sürülen bahaneler. Gülsüm Hocam, diğer bir sorum da şu. Şimdi genelde şöyle bir iddia var. İşte kadın cinayetlerinin sayısı aslında artmadı. Sadece görünürlüğü arttı. Yani siz bu iddia hakkında ne düşünüyorsunuz? Kitabınızda da yine zaten çok iyi bir şekilde yer vermişsiniz. Çünkü ben şeyi biliyorum, bu kendi aramızda toplum içerisinde bu çok sık konuşuluyor. İşte diyorlar ki sosyal medyanın, Twitter'ın özellikle ortaya çıkmasıyla birlikte ya da herkesin elinde artık bir kamera olması nedeniyle artık biz bu vakaların artması değil de daha çok hep şeyi görüyoruz. İşte olanlar daha çok ortaya çıktı. Gerçekten böyle mi yoksa kadın cinayetleri sayısı arttı mı? Şöyle, bu hep başladığımız yer, çok doğru soru, sağ olasınız. Ben burada hemen baştan söyleyeyim, cevap aslında her ikisi de burada da yine. Çünkü şöyle, sayısal olarak bir artış var ve bunu sadece biz yıllarca kendimiz raporlama yapmak zorunda kaldık. Resmi kayıtları olmadığı için, resmi olarak veri tutulmadığı için kendi raporlarımızdan biliyoruz. Ama yıllar önce bir kere bir resmi veri açıklanmıştı. Mecliste verilen bir soru önergesine, Fatma Kurtalan'ın verdiği önergeye dönemin Adalet Bakanı Sadullah Ergün, emniyet cinayet masa verilerini karşılaştırarak öldürülen erkeklere göre öldürülen kadınların sayısında %1400 artış olduğunu söylemişti. Bunların belki bir kısmı cinsiyet sayıklı değildi ama %1400 artış çok önemli bir artıştı. Sonra da zaten buna bizim ilk platform kurulduğu yıllardı. Bu %1400 artış sözü sanılır ki hep hani kadın örgütlerinden falan geliyor. Hayır, o dönemin Adalet Bakanı'nın ve meclis tutanaklarında yer alan bir tablosu da var onun. Oradan geliyor. Ne demek %1400 artış diye bunu bayrak yapıp hani kadın biz mücadelede de çok kullandık işte. Biz kendi raporlarımızda da bu kadar %1400'lük olmasa bile, yani sonra resmi makamlar hiç veri açıklamadı seneler boyunca. Kendi raporlamalarımızda da sadece 2011 yılında bir düşüş, 2010'da kurulduk ve tutmaya başladık zaten. 2011'de bir düşüş, sonra yine hızla yükseliş gördük. 2011 yılı da İstanbul Sözleşmesi'nin imzalandığı ve ona uygun bir yeni koruma kanunu yapılmaya başlandığı, bunun hani henüz onlar ortada varlık göstermiyor ve uygulanmıyor olsa bile söylentisinin bile yettiği çok güzel söyledin, ana akımda sürekli en üst düzey yetkililerin kadın şiddete sıfır tolerans, kadınların yanındayız, o zaman Aile ve Kadın Bakanlığı, kadın ifadesi de vardı bakanlığımızda, dönemin bakanının böyle tavır alıyor olması, dönemin başbakanının, dönemin yöneticilerinin sürekli ekranlarda da ana akımdan da topluma bu mesajların veriliyor olması, yani sonuçta ortaya bir net siyasi irade konmuş olması çok önemli bir etki yarattı. Bir önceki soruya bir de buradan gönderme olsun. İşte kadın cinayetleri bu anlamıyla da tabii ki politik. Ben hatırlıyorum, bir akşam haberlerinde bunu hep anlatıyorum. Bir kere işte roman bir ailede kadın şiddet uygulamış erkeğe. Onlarla haber yapılmış. O roman abi de diyor ki, hayır ben de cevap vereceğim ama yeni yasa var, veremem diyor. Yani bir şeyin yasak, veremiyorum diyor. Bir şeyin yasak olması ve bunun böyle bir hani net bir iradeyle ortaya konulması çok önemli bir fark yaratıyor. Dolayısıyla bir tek o sene düşmüştü. Sonraki yıllarda da hep yani yükseldiğini gördük. Bu son dönemde, son iki yıldır işte o yılların kararlı veri tutma çabası sonuçlandı. Ve resmi makamlarda Türkiye Polis Akademisi ve İçişleri Bakanlığı kadın cinayeti raporu yayınlamaya başladı. Bu bizim için olumlu bir kazanımdı. Çünkü kadın cinayeti terimini biz platformu ilk kurduğumuzda yok kabul ediyorlardı. Biz bilgi edinme kanununa dayanarak veri sormuştuk. Bize gönderilen yanıtlarda kadın cinayeti diye özel bir kavram yok diye cevap vermişlerdi. Yani tanımadıkları bu kavramı şimdi tanıyıp bu resmi olarak tanınması anlamına geliyor kavramın. Bu hani normal olması gereken bir şey ama maalesef mücadeleyle ancak oldu. Ve o verilerde de yine yüzlerce kadının Türkiye'de her yıl öldürüldüğünü görüyoruz. Dolayısıyla gerçek bir niceliksel artış ve kabul edilemez bir oran var. Ama bununla birlikte ikinci yönü olan
bu meselenin toplumsallaşmış ve güçlü bir mücadelesinin olması, senin ifadenle görünür olması da ikinci faktör. Bu iki şey de birden oldu ama görünürlük için de o kendi kendine olmadı. Şimdi bazen bize resim makamlar da abartıyor, kadın örgütleri aslında artmıyor, görünürlük arttı falan derlerdi yıllar içerisinde. Ama o görünürlüğü o yani resmi makamlara rağmen çok büyük bir işte mücadeleyle, yani çabayla daha doğrusu, kaç dava takip etmek gerekti, kaç eylem yapmak gerekti, neler yapmak gerekti de anca görüldü demek istiyorum. Yani görülmesi hiç öyle resmi makamların sayesinde hele hiç olmadı. Onların göstermeme çabasına rağmen çok yönlü bir emekle anca görüldü. O yüzden hem sayısal artış var hem görünürlük artışı var diye ikisi birden oluyor. Görünür olmasını sağlayan şeylerden bir tanesi de çok çarpıcı öldürme yöntemlerinin kullanılması. Yani gerçekten korku filmlerinden sahneler gibi, böyle hep o Twitter'a düşen videolarda izlediğimiz gibi, yani o kadar büyük bir hınçla 30 evet. kere 40 kere bıçaklayarak, parçalayarak, yakarak, yani hani bunu bir insanın başka bir insana yaptığını gerçekten insan tahayyül edemiyor. Nasıl bir nefretle insan başka bir insanı 40 kere bıçaklar, keser, parçalar, yakar. O yüzden de görünür olmak zorunda da kalıyor. Yani kitabınızda zaten sık sık vurguluyorsunuz. Bu sayıların hepsi aslında sadece kanıtlanabilmiş olanlar. Oysa ki işte öldürülmüş ama intihar süsü verilmiş olan ya da işte şüpheli ölümler. Şüpheli ölüm olarak geçen pek çok daha vaka var. O yüzden de aslında resmi rakamların verdiğinden çok daha yüksek sayıda biz kadın cinayetinin olduğunu biliyoruz. Keşke bu kadar görünür olmasa. Ben eminim ki hiçbir kadın, hiçbir kadın örgütü, yani bu anıt sayaçtan bahsetmişsiniz kitapta. Bu öldürülen kadın, her kadın ve işte başka bir sayaça başka bir ek ve bu sayaçın misyonunun, amacının sonunda kendini yok etmek olduğundan bahsetmişsiniz. Keşke kadın cinayetleri son bulsa, ne siz böyle bir kitap yazsanız hani ne de gerçekten bu anıt sayaçlar olsa, ama yani bu böyle bir gerçek var ve bundan bahsetmek, işte bunu vurgulamak da herkesin en büyük görevi. Peki şimdi kitabınızda sık sık İstanbul Sözleşmesi atıf yapıyorsunuz. Bu şimdiki konuşmada da, yani her zaman çözüm olarak biz İstanbul Sözleşmesi'nden bahsediyoruz. İstanbul Sözleşmesi'ni kadın cinayetlerini çözme noktasında bu kadar önemli kılan şey neydi? Hangi yönüyle 6284 sayılı yasadan ya da ceza kanunundan farklı ve üstün? Ve şu an sözleşmenin olmaması bize neyi kaybettiriyor? Yani tek başına 6284 ya da işte medeni kanun ya da ceza kanunu bizi koruyamaz mı? Şey, çok güzel söyledin. Neden onlardan daha üstün diye. Şimdi sözleşmenin ayırt edici yönü şu. Kuşkusuz kadınlarla ilgili ilk uluslararası sözleşme değil. Ondan önce onun da ruhunu aldığı, yaslandığı işte önemli bir insan hakları belgeler külliyatı. Onun içerisinde kadın insan hakları belgeleri var. Başta SEDAV, ayrımcılığa karşı sözleşme olmak üzere. Ama şiddeti tek başına ele alıp ona odaklanmış ve onun çözüm yollarını biraz önce konuştuğumuz çok yönlülüğüyle konuşup da çözüm getiren ilk belge ve daha da alamet farika deriz onun üstünlüğü, böyle şiddet bir yerde duruyor, o da ondan korunma yollarını tarif ediyor gibi değil, şiddetin kendisinden kurtulunacak bir toplum yaratmanın yolunu tarif ediyor. Yani kadınların şiddetten kurtulduğu bir hayata kavuşma yolunu tarif ediyor, kavuşması yolunu tarif ediyor. Dolayısıyla aslında hani hep aşıya benzetiyorum ben. Bugün Covid ile birlikte çok ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Yine koruyucu hekimliğin bu konuda bir şeyin aşısını bulmanın. Şiddetin de bir aşısı var. Neyden, aşısını nereden bulabiliriz? Kökenine baktığımızda neyden kaynaklanıyor diye. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini görüyoruz. Anahtar kavram bu. İşte sözleşme, bugün zaten işte bu tartışmalar ve sözleşme karşıtlarının da hani öne sürdükleri, toplumsal cinsiyet eşitliğini merkezine aldığı için, bu eşitlik politikalarının her alanda önerilerini getirdiği için, şiddeti daha baştan hani ortaya çıkmadan hani cesaret bulamayacağı bir toplum mı özendirdiği ve bunu imzacı ülkelere ödev olarak verdiği için önemli. 4P diye bildiğimiz çok fazla maddesini 4 ana basamakta sınıfladığımız formülleriyle, İngilizce başlıklarıyla diye, önleme adımında bir tür aşı yapalım. Önce şiddetin hiç kendi ortaya çıkmadan, kimse zarar görmeden,
ortaya çıkmaya cesaret bulamayacağı bir toplum yaratalım. Bunun için de her alanda toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarını hayata geçirelim, uygulayalım. Başta çalışma hayatı olmak üzere eğitimden siyasete, sağlık hizmetlerine ulaşmaktan medyada görünürlüğe hepsinde eşitlik politikalarını uygulamalısın, hayata geçirmelisin diyor imzacı ülkelere. İki, çok anlayışlı ve olgun bir biçimde diyor ki hemen böyle bir iyi toplum yaratamayabilirsin. Hani ben biliyorum, anlıyorum, şiddet köklü ve tarihi bir sorun demek istiyor. O yönleri çok böyle beni çok etkileyen ismi değil elbette, ismini de çok seviyoruz ama bu kadar hani bir yılların birikimiyle konuşuyor ve onu biraz önce söylediğim anlamda öteye taşıyor oluşu İstanbul Sözleşmesi'nin. Hemen böyle bir toplum yaratamayabilirsin ama bir kadın bir şiddet tehdidi altındaysa onu koruyabilirsin mesela. Kanunun neyse, koruma kanunun, onu etkili uygula diyor. İşte orada 6284 sadece bu 4P dediğimiz basamaktan bir tane basamağını oluşturuyor. Geliyoruz ceza kanunumuzda 3. basamağını oluşturuyor. Ceza kanunu ve işte adli sistemle ilgili diğer düzenlemeler. Sözleşme yine anlayışlı. Korumayı da eğer iyi yapamadın da bir kadın zarar gördüyse o zaman hiç değilse bu aşamadan sonra zararı düzgün tazmin et, etkili kovuşturma ve soruşturma yürüt ve cezasız bırakma diyor. Burada da ceza kanunu bizim devrede ama ceza kanununun devreye hiç giremediği şüpheli kadın ölümleri, bizim şu anda artık şüphede bırakılan kadın ölümleri demeyi tercih ettiğimiz. Çünkü bu sözleşmenin 3. maddesinde soruşturma ve kovuşturma etkili yapılsın ödev verildiği halde bizim yargı sistemimizde böyle yapılmayıp kolayca dosyalar kapandığı için Şule Çet davası örneğinde intihar diye kolayca kapandığını gördük, bir mücadeleyle gerçeği ortaya çıkardık. O tek örnek değil, bizim platformun çok sayıda böyle şüpheli ölüm dosyası var ve giderek aylık raporlarımızda da oranlarının yükseldiğini görüyoruz. Bunun da iki yönü var aslında. Bunun da yani olumlu bir dinamik olarak kadın cinayetine karşı verilen toplumsal mücadele ve onun yarattığı baskıdan kaçınma çabası da var. Suç eğilimli erkeklerde. Hani bunun üzerine de biz düşünüyor, bir analiz geliştiriyoruz. Ona şimdi çok girmeyeyim. Sonuçta işte İstanbul Sözleşmesi son maddesinde de bunu da söyledikten sonra geleceğe dönük ödevler yükleyerek kadınları politika adımında geleceğe dönük güçlendirme somut politikanı göster ey imzacı devlet diyerek, gördüğünüz gibi ceza kanunu ve medeni kanun bir tarafa, zaten o eşitlikle ilgili yine bir yandan buraya da girebilir ama 6284 ve ceza kanunu onun iki temel basamağıyla ilişkide olan önlemlerimiz bizim. Ama asıl mesele bir, hiç ortaya çıkmadan şiddet ortaya çıkması zorlaştıran eşitlikçi bir toplum yaratma. Önleyici politikalar. Dördüncü adımda da geleceğe dönük yine güçlendirici, kadınları güçlendiren politika adımı, politikalar. Bunlar maalesef ki bizim herhangi bir iç kanunumuza yansımış değil. Şimdi şey diye söyleniyor da hani oradan da savunma kurulmaya çalışılıyor. Zaten 6284 var diye. Biz mesela zaten bu gündemden önce hep hani benim çok dile getirmeye çalıştığım birinci önleyici politikalarla ilgili kanun çalışması yapılması lazım diyeydi. İşte bunlar kanunlaşmamış durumda. O yüzden de ana iki meseleyi, esas işin aşısını, yani bir hastalığın asıl ilacını vermeden ya da bir aşının gerçek içeriğini kaldırarak serum verseniz o etki eder mi? Hani buna benzer. Zaten sözleşme hani uygulamayarak da bu yapılıyordu. Biz bunun mücadelesini veriyorduk. Yine hani bu iki adım biraz 6284'de çok sayıda ihmal var, o ayrı, ama en azından kanunlaşmış durumda. Elimizde onun bir kanunu var. İşte ceza kanunu var, iyi kötü. Ona da bizim itirazlarımız var. Hala çok haksız indirimler, erkekleri kayıran indirimlerin sürmesine neden olan indirimlerle ilgili maddelerde düzenleme öneriyoruz biz yıllardır. Onların namus bahanesiyle işlenen suçlarda hukukta bizim töre sayıki diyor ceza kanunu. Töre sayıkinde olduğu gibi cinsiyet ve cinsel yönelim sayıki eklenmesini istiyoruz. Yani ağırlaştırıcı suç sayılmasını istiyoruz. Ceza kanununda da yapılması gerekenler de var. Yani sözleşmenin yasalaşmış tek hali ikinci basamağıyla ilgili 6284. Diğer üç temel adımı zaten içtihat olmamış durumda. Bizim asıl meselemiz onlarla ilgili de kendi yasalarımızı çıkartmak iken şimdi toptan kaldırılmaya çalışılma hamlesiyle karşı karşıyayız diyelim.
Biraz ironik değil mi? 6.284 de sözleşmeden yola çıkılarak zaten konulan bir, yapılan bir kanun. O yüzden aslında ironik, yani birini ortadan kaldırıp ondan evet. çıkmış olan bir kanunla savunu yapmaya çalışmak da ironik. Evet. Değil mi? Zaten 6.284'ün de tehlikede olduğuna dair, yani bu yeni hedefin olduğuna dair de çok sayıda duyum ve işte söylenti var. Umarım ki her ikisi de gerçekleşmez. Ve siz İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeyi öylece kabul etmediniz. Gerçekten sözleşmeye geri dönülmesi noktasında tüm kadın örgütleri, siz başta olmak üzere, çok büyük mücadele veriyorsunuz. Özellikle son dilekçe eyleminizden bahsetmenizi rica ediyorum sizden. Yani gerçekten çarpıcıydı. Ve aslında işte şey, orada ölmek istemiyorum diye bir hashtag var. Mesela belediyeler, AKP'li belediyeler bunu çok provokatif bulmuş ama ben ölmek istemiyorum sözünü aslında Emine Bulut'tan hatırlıyorum. Yani bu gerçek bir feryat da aslında. 2019 yılında boşandığı eski kocası tarafından boğazı kesilerek öldürülen Emine Bulut'un son sözleri aslında ölmek istemiyorumdu. Ve bu yine Twitter'da, yani hepimiz bu videoyu izledik. O yüzden de gerçekten hani bu ölmek istemiyorum farazi bir söz değil, sizin bulduğunuz bir söz değil. Bir kadının ölmeden önce son feryadıydı ve tam da siz yine Twitter'da öyle bir açıklama da yapmıştınız. Ya bu dilekçenin bir sahibi var. Bu dilekçenin sahibi Emine Bulut ve bunun gibi ölen aslında binlerce kadın ve yenileri ölmesin diye aslında orada bir talep de var. Yani ve kadınlar. Dilekçe de zaten yine normal bir kadının yazdığı bir dilekçe. Yani sizin topluluk olarak, platform olarak oturup da kendinizin uydurduğu bir şey değil. Yani bir başvuru, gerçek bir başvuru, gerçek bir dilekçe o. Evet, adliyeye her gün giden aslında dilekçelerden bir tanesi ve siz bunu sadece görünür kıldınız. Bu genel neler yapmayı planlıyorsunuz? Yani nasıl bir direniş stratejiniz var? Bunları biraz bahsederseniz çok sevinirim. Şöyle, bu dilekçe eylemiyle ilgili olarak aslında bu bizim düşündüğümüzden de toplumsal bir mesele olduğu için başka etkiler yarattı. Çünkü bize bir, sağ olsunlar, bir ajans gönüllü böyle bir çalışma yapmayı teklif etmişti. Böyle bir fikir üretildi. Bize başvuran ve korunma hakkını kullanmak için tek başına kapıları zorladığında resmi verilere göre de her giden 10 kadından sadece 2'sine koruma tedbiri çıkartılıyor. Geri kalanı ya başka kurumlara gönderiliyor, ya evine geri gönderiliyor, ya hiçbir şey yapılmıyor. Bu Aile Bakanlığı'nın ve Hacettepe Nüfus Etkileri Enstitüsü'nün 2015 şiddet taramasında resmi bir veri. Maalesef ki böyle durumları çok yaşayan kadın arkadaşlarımızdan bize başvuranlar oluyor. Birlikte o korunma haklarının 6.284'ün uygulanmasını sağlayıp hayatta tuttuğumuz kadınlar olması zaten bizim mücadelemizin en büyük, hani bize moral veren yönü. Bu teklif karşısında işte dilekçesinin hani böyle değerlendirebilmesine rıza gösteren, bunu isteyen arkadaşlarımızdan bir tanesi, hani onlara sunulan, öneri sunulanın dilekçesi böyle bu şekilde çalışmayla örtülmek istenen gerçeği, yine tıpkı kadın cinayetleri mücadelesinde olduğu gibi hem kadınların yaşadığı böyle bir ağır gerçek sorunu, hayatta kalma çabalarını göstermek, gerçeği göstermek, hem de aslında İstanbul Sözleşmesi ile ilgili gelinen son noktayı da protesto etmek için, hani bir zamanlama olarak bu faaliyet yapılmış oldu. O yönüyle de ben aslında çok üzüldüm. Çünkü o dilekçenin gerçekten kişi olarak da bir sahibi var. Yani o neyi ki hayatta şu anda. Ama hayatta olmayan ve bu sözün sahibi Emine Bulut gibi birçok kadın kardeşimiz de var. Ve zaten anlamakta gerçekten zorlaşıyoruz. Ben AKP'li belediyelerin bu ölmek istemiyorum da provokatif bulduklarını da şimdi senden öğrendim Sibel. Yani onu okumamıştım bir yerde. Ama tabii indirilmesi hani zaten bir dilekçeye bile tahammül olmayışını yani gösterdiği için çok hani facia ve aşırı bir şeydi. Ben böyle şeylere hala şaşırıyorum, yani gelinen noktaya. Hala hani buraya kadar nasıl gelinebilir diye. Şaşırma duygumuzu da kaybetmememiz gerektiğini düşünüyorum. Bir dilekçeden bile rahatsız olur. Rahatsız olacakları şey dilekçenin kendisi değil, böyle bir sorunun kendisi olması gerekir. Yani destek isteyen, hakkını arayan kadınların yani yeterince hakkını korunmamasından rahatsız olmaları gerekir. Kadınların öldürülüyor, hala rahatlıkla öldürülüyor olmalarından rahatsız olmaları gerekirken, dilekçenin kendinden ve şimdi işte ölmek istemiyorum bile provokatif. Bu kadar gerçek ve bu yerden göğe kadar haklı bir sözü, yani öldürülmemek için, hayatta kalmak için edilen bir kelamı bile provokatif buldu ya. Hani artık
Her şey provokatif sanki biraz öyle hallerde var. Ama yani pes diyorum ona da. Sonuçta işte kaldırmakla indirileceğini biz de beklemiyorduk. Çünkü yani hakikaten o kadar hani ne denir böyle her şeye uygun bir şey ki o binalara binlerce moda reklamı tüketim amaçlı şey yapılabiliyor değil mi? Yani kadınların hani makyaj yaparken iyi giyinirken iyi de öldürülmemek için bir ses çıkartmaları mı sorun oluyor demek istiyorum. O açıdan hani bunu beklemiyorduk o binalardaki başka dökümanlar gibi ele alacağını beklerken biz indirilmesi bizi de şaşırtan ama bir yandan da herkese bambaşka bir hani motivasyon yaratan bir farklı bir görünürlük diğer başka bir efendim farklı bir görünürlük sağladı böyle. Evet evet o indirildiğinde daha yani, çok hata ettiler yani böyle yapmakla bence çok hata ettiler. Bunun üzerine belediyeler harekete geçti ki gerçekten de onlara da çok iş düşüyor. Yasal olarak da zaten sorumlulukları var ayrıca. Sadece hani kadın hakları, özgürlüklerini savunma, muhalefet etme, muhalefette olmaları anlamından değil. Bütün belediyelerin var zaten. AKP'li belediyeler rahatsız olmak yerine binalarını asmaları gerekir. Madem ki o kadar kadınlara önem veriyoruz, biz de şiddet karşıtıyız diyorlar. Aslınlar o zaman dilekçeleri. Yani bir görelim samimiyetlerini bir görelim. Bizim de yanıtımız o olur yani provokatif. Hayır, bu sözü provokatif buluyorsa provokatif bulmadığı başka sözle başka dilekçe assın. Yeter ki korunma hakkını isteyen kadınların dilekçelerini assın bakalım madem öyle. Gülsüm Hocam belki de mesele şu işte bu KADES uygulamasıyla birlikte özellikle emniyet şeyi vurguluyor ya hani biz bu KADES uygulamasını bununla ilgili yorumunuzu da merak ediyorum. İşte kadınlara koruyucu önlemleri sağlamak için böyle bir uygulama geliştirdik. Bu uygulamaya binlerce kadın başvurdu. O yüzden hani biz zaten kadınlar için elimizden geleni yapıyoruz tarzı bir vurguları var. Genelde bu KADES uygulamasıyla ilgili başarısıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Çünkü evet yüz binlerce kadın bu uygulamayı indirdi bu uygulamayla. Polise, jandarmaya ulaştı ama bu kadınlar gerçekten korundu mu? Ya da bu kadınların ölmek istemiyorum çığlığı devam mı ediyor? Şöyle bir kere pandemi döneminde pandemi Türkiye'de ilk gündeme geldiğinde Çin önden yaşadığı ve orada kadına yönelik şiddetin 3 kat artışını duymuş olduğumuz için hemen refleks göstererek biz bu döneme uygun koruma destek sistemlerinin kamu tarafından tanıtılmasını isteyip defalarca ben geçen sene bu zamanlarda yaptığımız her programda KADES'i biz tanıtıp hani bütün programlarda tanıtıp resmi makamlardan da KADES'i niye tanıtmıyorsunuz yani bu döneme uygun diye yani yeterince tanıtmadılar bile şu anda böyle yapıyorlar da yani o açıdan biz olan bütün resmi tedbirleri destek sistemlerinin zaten olması gerektiğini olan bunlar bize bahşedilen bir şey değil temel hakkımız zaten. Yeterli değiller aynı zamanda. Daha da güçlendirilerek olması gerektiğini o anlamıyla KADES'in de olumlu bir uygulama olduğunu gelin görün ki sadece akıllı telefon uygulaması olduğu için herkese hitap etmediğini, her tür kadının birbirinden çok farklı şehirlerde ve profilde şiddete maruz bırakıldığı için hepsine de hitap eden yöntemler yaratılması ve en azından televizyonlarda daha hani ona bile ulaşamıyorsa her tür ulaşımı yolunu deneyerek devletin yani bu işi çözmekle bütün imkanlar elinde olan ve çözme anayasa gereğiyle yani diğer kanunları geçtim 6284 ceza kanununu yani 1800'lerden itibaren temel insan hakları, temel anayasa, temel yurttaşlık nedeniyle devletin bu meseleyi çözüm için kendine ulaşma ve hakkını arayama cesareti bulamayan her kadına da ulaşmak için zaten yollar bulması gerekiyor. Şimdi yine resmi verilere göre az önce söylediğim 2015 saha taramasına göre Türkiye'de çok büyük bir oranda kadın nüfusunun en az üçte biri şiddetin farklı biçimlerine işte cinsel, ekonomik, duygusal, fiziksel, günümüzde sanal şiddetin farklı biçimlerinden birine maruz kalıyor. Bu milyonlarca kadının sadece %11'i hak arama yollarına başvuruyor. Neredeyse %90'ı yani ben 2015'ten sonra bu yenilediğimizde, güncellediğimizde bu oranın artmış olacağını düşünüyorum ama hak arama oranının yine de %90'ının hala hak arama cesareti bulamıyor olması bir devlet için çok yüz karartıcı bir problemdir. Ve onu bitten KADES yaptım lan ortadan kalkmayacak bir problemdir bu. KADES yapıp o KADES'den yararlanan sayısı belli. Sığınma evi de daha çok yapmalısın. Şönümleri de daha çok açmalısın. Bu toplumun bütün kılcal damarlarında her profilden şiddete maruz kalan kadına ulaşmak zorundasın devlet. Niye?
Çünkü olanaklar senin elinde, biz de vergilerimizle zaten öldürülmemek için yararlanabileceğimiz o imkanları ödüyoruz. Yani bütün kadınlar çalışsa da çalışmasa da evde su kullanırken, enerji tüketirken vergi ödüyor ise bir zahmet öldürülmemek için o kamu kaynaklarından yararlanacak. Ama ne olmuştu? Bizim mesela bir arkadaşımıza İzmir'de çok geliyorsun A4 kağıtlarımızı bitiriyorsun demişlerdi koruma tedbirleriyle. A4 kadar kıymeti yok mu? Şimdi o yüzden hani resmi makamlar haklısın. Ben şimdi sana öfkelenip anlatıyormuşum gibi oluyor ama kadesi zaten onlardan çok biz tanıttık pandemi sürecinde devrimci bir yöntem olarak. Aile Bakanlığı'nda, İçişleri Bakanlığı'nda yapması gerekiyor. Şu an mevcut uygulamalarında hizmetlerinden, destek sistemlerinden kadınlar yararlansın diye birlikte uğraşıyoruz onlarla. Zaten bizim hattımız şu, bizim ayrı bir sığınma evimiz, koruma görevlerimiz yok ki. Biz hakkımız olan resmi kamu korunma tedbirlerinin kadınlarla birlikte hakkını arıyoruz. O kamunun bu görevini yapması için bir baskı kuvvetiyiz biz. Ama kamunun bu görevleri yaptığı destek sistemleri yeterli değil. Kadınlar bir çığlık attığında 80 tane otobüsü getirebiliyorlar o eylemin çevresine. Ama bir kadın koruma istediğinde bir tane polis memuru bile olmayabiliyorsa kafa takılması gereken şeyler bunlardır. O nedenle KADES'e benim diyecek bir lafım yok. KADES iyi ama bütün sorunumuzu çözmüyor. Ben biraz önce anlattım. Hala susmuyorum ama bitiriyorum. Çok böyle dolayımlı bir sürü sorunumuz var bizim. Hepsi KADES'te keşke çözülseydi de KADES'in çözemediği yerlere de nasıl ulaşacağını elbette ki çözüm yolunu bulmak zorunda devlet. Yurttaşlık meselelerinde birçok konu var. Ama sanırım en temel hakkımız yaşama hakkı. Yani bir devlet yurttaşına yaşama hakkını sağlıyor ve bunun için çeşitli önlemler alıyor diye bunun reklamının yapılmasına çok da modern devlet anlayışında yer yok. Olmaz yani. Ne çünkü güzel söyledin. Bir yurttaşlık hakkı. Dünyada şu an bazı ülkeler mesela seçme seçilme haklarını konuşmaya başladı. Ev içi emek falan yani bu tartışmalar var. Biz de yaşam hakkını elde eder etmez bunları tartışmaya başlayacağız. Eşit işe, eşit ücret falan geleceğiz ya. Evet inşallah o bölüme gelebilsek. Yani artık yaşasın kadınlar, çalışsın kadınlar, seçilsin kadınlar. Evet ama. Yani ne güzel oldu. Ama şeyi çok iyi söyledin Özge. Hakikaten ya o çok temel bir şeyle övünmeye çalışmanın kendisi de ne kadar ayıp bir şey yani. Çok iyi söylüyorsun. Zaten o bahşedilen bir şey değil ki. Bu olması gereken. Ki olması gereken son derece yetersiz. Çok özür dilerim. Ki işte İstanbul Sözleşmesi'ne bizi götüren yol buydu zaten. Nahide Opuz davasında Türkiye'nin yaşam hakkını korumakta son derece yetersiz olduğunun anlaşılması ve ceza çıkması üzerine o konjonktürde buna reformlar yapılan bir dönemde isabetli bir adımdı. Zaten o reformlar yapılan o iyi konjonktürde ki atılan adımların her biri sarkaç geriye dönüp tek tek geri alınıp da elde bir tek İstanbul Sözleşmesi kaldığı için de çok rahatsızlık yaratıyordu. Yani niye bu duruyor? Niye bu duruyor? Hepsini geri aldık. Bu niye duruyor? Gibi bir durum vardı. İşte o da o yüzden de böyle bir durumdayız diye düşünüyorum. Geri alınmasına kadın örgütleri genel anlamda çok karşı çıktı. Özellikle bu tartışma ilk ortaya çıktığı zaman işte geri alınmasıyla ilgili tarikatların talepleri çok ortaya çıktığında aslında sağ ya da sol, muhafazakar ya da modern, kendini hangi kimlikle tanımlarsa tanımlasın tüm kadın örgütleri İstanbul Sözleşmesi'nin arkasında durdu. Ama İstanbul Sözleşmesi kaldırıldıktan sonraki süreçte biz bu muhafazakar ya da kendini sağ olarak tanımlayan kadın örgütlerinin meydanlara çıkmadığını, yani sizle aynı mücadeleyi vermediğini gördük. Burada Özge'ye sorum olacak. Özge neden yani kendini muhafazakar ya da sağ olarak tanımlayan kadın örgütleri sokağa çıkmadı? Çünkü biz onların kamusal alanda mücadele pratiklerini aslında başörtüsü mücadelesinde biliyoruz. Yani bu kadınlar da yeri geldiğinde ne kadar kendilerini muhafazakar olarak tanımlarlarsa tanımlasınlar, sokağa çıkıp haklar için mücadele ediyorlar. Yani peki neden yaşam hakları için, kadın cinayetlerine karşı çıkmak için İstanbul Sözleşmesi'nin tekrar geriye alınabilmesi için sokağa çıkmadılar?
Bence burada şöyle bir düzeltmeyle başlayabiliriz. Muhafazakar kadın örgütleri ya da muhafazakar İslam feministler demeyelim. Yani daha iktidara yakın örgütler ne yaptı ya da ne yapmadığı belki konuşabiliriz. Burada yani şuradan kuruyorum. Çünkü muhafazakar kadınlardan da çok fazla tepki geldiğini biliyoruz ki sahada Gülsüm Hocam çok daha iyi gözlemliyor bunu. Ben de çevremde tanıdığım birçok İslam feminist yani inanılmaz tepkiler verdi. Meydanlara da çıktı. Bu yüzden hani bu muhafazakar kadın örgütleri demeyelim. Daha iktidara yakın örgütlerden bahsediyoruz. Bunların da aslında bir dönem ses çıkardığını biliyoruz. Yani yazarlarında söylendi ve bunlar da iktidar tarafından onlar da eleştirildi. Yani yazılan yazılar, köşe yazıları kademe kademe işte bilmem ne oluyor falan diye böyle çeşitli kelime oyunlarıyla çok severiz Freudian atıflar galiba. Birçok şeyler söylendi, yapıldı. Ama bence burada daha kilit bir şey var. Yani kim çıktı, kim çıkmadıdan ziyade dünya genelinde bir toplumsal cinsiyet karşıtı hareketle karşı karşıyayız. Özellikle anti-gender olarak ifade edebileceğimiz çeşitli hareketler var. Ve bunların hepsi aslında toplumsal tabandan destek alıyor. Ama Türkiye örneğe geldiniz. Yani daha Doğu ve Orta Avrupa'yı düşünelim. Orada da benzer şeyler var. Aynı süreçler yaşanıyor. Hatta Türkiye için şey deniyor. Yani onlara bakılıyor. İşte Macaristan bir şey yapıyor. Polonya'da bir şeyler oluyor. Sonra bize geliyor. Dalga dalga. Ama oralardakinden daha farklı olarak burada tabandan gelen, yani kadınlar bu sözleşmeyi iptal edelim diye böyle bir şey ortaya çıkmadı. Ya da oralarda erkeklik hareketleri vardı. Erkekler işte Katolik Kilisesi'nin önderliğine çıktı, bir şeyler talep ettiler. Ya yani bizde bir tane bir çağrı yapılmış bir cami çıkışına. Ama mesela o da gerçekleşmemiş. Yani erkekler de toplanıp bunu istemiyoruz ya da kadınlar da toplanıp hani muhafazakar kadın dedik. Onlar da toplanıp yani bu sözleşme kaldırılsın biz bunu istemiyoruz gibi bir şey olmadı. Yani toplumsal tabandan gelen bir şey değil. Yukarıdan yine alınan bir karar var. Ve bunun doğrultusunda öncesinde yani karar çıkmadan önce First Lady'lerin bile buna karşı çıktığını biliyoruz. Ya da daha aile içi, hani o kutsal ailenin içinde ses çıkarıldığını biliyoruz. Ama kim duydu, baba duydu mu bilmiyoruz. Yani duymadığını görüyoruz en azından. Ama bence şu umut verici bir şey, tabandan gelen bir istek yoktu. Yani bu da olabilirdi çünkü örneklerinde bunu görüyoruz ama bu olmadı. Yani bence çok da böyle, çünkü kadın hareketi şimdiye kadar hep birbiriyle bir ittifak siyaseti halinde diyeceğim ama bunu da artık bu dönemde söylemeye korkuyorum. O yüzden ittifaklar halindeydi. Kürt kadın vardı, Müslüman kadın vardı. Birçok işte modernleşmeci, kalkınmacı birçok kadın figürü yan yanaydı. Bugün yine yan yana. Bu yüzden bunun çok kırılmaması gerektiğini, farklı söylemlerle kırılmaması gerektiğine inanıyorum. Çeşitli seslerin de çıktığını ve çıkmaya devam edeceğini de ben düşünüyorum. Çünkü ölüm yani hepimizin kapısında ve tek bir şey var, kadın. Evet. Burada bir saat geçti, uyarısı evet. Geldi o yüzden susuyorum. Ama belki burada... son şöyle yani bilmiyorum son söz hakkım mı ama Gülsüm Hocam'ın kitabına... Devam edebiliriz, hiç sıkıntı yok. Yani ben Gülsüm Hocam'ın kitabına... sıkılmamıştır. Gülsüm Hanım'ın da umarım zamanı vardır. Bence devam edebiliriz yani. Özge bir başında şey söylemiştir. Başında konuştuğumuz için orada giremedim ben. Gülsüm Hocam'ın kitabını okuduğumda bu görünürlük çok önemli bir mevzu. Yani gerçekten o afişte o dilekçenin asılmasında insanları rahatsız eden şey etmeye devam edecek. Ya ben buna çok fazla inanıyorum. Ya kitabı okuduğumda da aynı şeyi hissettim. Yakın zamanda Hatice Meryem'in kitabını okumuştum. Aynı hissiyatı orada yaşadım ve yakın bir arkadaşıma önermiştim. Ya bana bunu neden önerdin dedi. Yani çünkü o görünürlük, yani bir kere okuduğunuzda, bir kere temas ettiğinizde artık katlanamayacağınız bir şeyler oluşuyor. Yani aslında onun oradan indirilme sebebi de o. Yani çünkü o gördükçe, görmek istemiyor. Evet, bir şey yapması gerektiğini biliyor.
Yani o yüzden yaşasın kadınlar, yaşayacak kadınlar. Yani isteseler de istemeseler de. Evet, çok güzel. Bunun için de yani ne yapılacaksa hep birlikte yapacağız. Çok güzel söyledin. Ben tabii çok çok daha uzun konuşabiliriz ama hani programı da tadında bırakalım diye daha fazla uzatmamak taraftarıyım. Sadece ben de hani bir son söz kullanabilirim izin verirseniz. Özge'nin söylediği, şimdi Türkiye'nin dışında başka ülke örnekleri de var. Ne hikmetse yerli ve milli işte dış mihrakların İstanbul Sözleşmesi dedikleri şeyde aslında tam da bir hani böyle kilise gibi davranılıyor. Aynı tonda davranılıyor. Hiç de hani farklı bir yerli millilik görmüyoruz. Zaten aslında bakarsanız bir hani şeyi açıklamak isterim, bu bilmediklerimden değil ama biz yine de söyleyelim. Ortak evrensel değerleri oluşturan şeyin içinde vardır zaten bizim kendi yerliliğimiz. Yani o zaten öyle oluşuyor. Yani İstanbul Sözleşmesi'nde, bütün uluslararası belgelerde, bütün herkesten de parçalar vardır. O öyle ortaklaşmış olan ki birdenbire gelmedi sözleşme. En az 5 yıl bir öncü grup çalışıyor. Ondan önce bir sürü ihtiyaçlar saptanıyor. Kaç yıla varan bir hazırlık süreci var. Bütün coğrafyalardaki ihtiyaçların ortaklaşmış hali o. İçindeyiz biz onu. Bizi zaten yansıtıyor. Yani o manipülasyonu da yani bilmediklerinden değildir ama yine de açıklamış olalım. Her şeyin ihlal edildiği bir dönemde de. Ne dedi? İşte Serpil Sancar bu meseleyi açıkladı. Kendisi de bir akademisyen olarak meselenin içindeydi. Şey dedi, özellikle 5 yıllık bir hazırlık süreci vardı ve Türkiye deneyiminden çok faydalanıldı. Çünkü Türkiye hem doğu hem batı. Yani tüm dünyadaki aslında kadınların yaşadığı problemlerin, hani modern kadınların da, geleneksel kadınların da yaşadığının, tüm problemlerin yaşandığı ve bir şekliyle çözüm arandığı ortak bir zemin. Bu nedenle de bu 5 yıllık çalışmada özellikle Türk kadınların deneyimleri gerçekten sözleşmenin yazılmasında çok önemli bir şekilde değerlendirilmiş ve Feride Acar zaten ilk şeyde sözleşmenin hem yapılmasında hem de daha sonrasında başkanlığında da yine ilk Feride Acar yer almış. O yüzden de gerçekten bu sözleşme aslında oldukça yerli ve milliydi. Sadece belki artık biz hani bu iktidarın zannettiği gibi bir yerliliğimiz yok. Yani biz evrensel değerlerle daha iç içe bir yerliliğe sahibiz. Ya bizim değerlerimiz aslında modern değerlerde. Sadece muhafazakarlı değil, modernliği de içinde barındıran bir toplumuz. Belki iktidarın kabul etmesi gereken şey bu. Ve eskiden bunu kabul etmişti. Ben sizin mücadelenizle, kadın mücadelesiyle bunun iktidara tekrar hatırlatılacağını umut ediyorum. Ve toplumda pek çok muhalefet hattı, böyle pek çok sivil toplum örgütü gerçekten geri plana çekildiler. Bir şekilde bastırıldılar. Ve biz bu süreçte aslında en böyle ayakta olan, mücadele eden, ses çıkartan grubun kadın örgütleri, kadınlar olduğunu görüyoruz. O yüzden de size ve platformumuza çok teşekkür ederiz. Gerçekten ben de İstanbul Sözleşmesi için olan mücadelenin bitmediğini ve bir şekliyle belki bu karardan geri adım atılmasının da sağlanabileceğini. Çünkü aklı selime, yani hep de eylemleriniz gerçekten çok aklı selime seslenen ve olan şeyi yansıtan, yani var olan gerçekleri aslında belki toplumun yüzüne yüzüne vuran şeyler ve kitap da öyleydi. Yani hani böyle kurgu bir cinayet romanı değil. Yani hatta kurgu cinayet romanlarından hoşlanan kişiler bence okusunlar ve gerçek hayatta insanlar çok daha yaratıcı cinayetler işleyebiliyormuş ve çok daha acı cinayetler işleyebiliyormuş ve bunlar bizim toplumumuzda yaşanıyor. Bunları bizim kadınlarımız yaşıyor ve belki kadın olarak siz ve ben de belki böyle bir cinayete kurban gitme riski her kadın için söz konusu. Bu nedenle de tüm kadınların ortak bir şekilde bu kadın cinayetleri konusunda mücadele etmesi gerekiyor. Kendi hayatımız içinde, sevdiklerimizin hayatı içinde. Çok teşekkürler programa katıldığınız için. Ben de çok teşekkür ederim ama Sibel bir şey eklemek istiyorum. Tabii. Yani biz platform kurarken de o ayırt edici çok önemli yönümüzdür. Aslında biz kendi başımıza gelmesi biraz belki zor olan hani bir şey içinde. Şimdi biz platform kurulurken Türkiye'de kadın hareketi biraz çok kendi sorunlarını ya da kendine benzeyen kadınların sorunlarıyla ilgiliydi ve buna bir eleştirellikle kurulduk biz. Yani bizim hiç tanımadığımız, belki bizim başımıza gelmeyecek, bizden başka kadınların sorunlarını sahip çıkmak için. Sonra maalesef bir toplumsal sorun çok sık tekrarlanan ve işte biz keşke bitse de başka hak arayışlarına geçebilsek ama çok bize benzeyen kadınları da gelip bulan hali de geldi. O derece yaygınlaştı ama ben hani şeyi özellikle söylemek isterim. Hiç tanımadığımız kadınlar için mücadelenin çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Yani kendi sevdiklerimiz için ve kendi yakınımız için değil sadece. Bizim başımıza gelmeyen şeylere
Yani bir tür başkası için fedakarlık yapma, etik tutum almaktır ya zaten. Bu yönüyle önemli. Hani bizim başımıza gelse de gelmese de sahip çıkmamız gerekli. Önemli toplumsal sorun. Bu noktada da aslında toplumda iyi bir ilerleme olduğunu düşünüyorum. Bu, yani bu sorun çözülsün istiyor, yeter duygusu var. Çözüm önerisi olarak İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili olarak da yine esas bugün hani konumuz olan araştırmalar gösteriyor ki metropol araştırmanın zaten sadece %7'lik bir rahatsız olan kesim olduğunu söylemişti. Geçtiğimiz günlerde gene iyi bir veri elde ettik. Bu siyasi pazarlıkta söz konusu edilen Saadet Partisi'nin tabanında %82'si bu son kararı doğru bulmadı. Yani bir ölçüme göre hani öne sürülen şey daha yani Saadet Partisi'nin ve asıl seçmeni bu konuya yanlış yaptılar diye düşünüyor İstanbul Sözleşmesi saldırmakla. Ve aynen işte bu neyi gösteriyor? Yani Özge'nin dediği gibi diğer başka ülkelerde onu anlatıyordum ben. Böyle sokağa çıkan hani buna işte işte örgütlü dinamik bir biçimde karşı çıkan kimse yok. Toplum aslında zaten bu önemli kanayan yaranın artık kanamanın durmasını istiyor. Bunun çözümü olarak da ortaya konmuş olan adım atılmış olan adımın geri alınmasını istemiyor diye söyleyebilirim. Biraz ben Türkiye'de ABD'deki kürtaj meselesine benzetmek istiyorlar. Bunu denemeler var. Hani seçim kazandırıp kaybettiren, çok aşırı kutuplaşma yaratan bir meseledir. İşte kürtaj hakkı taraftarlarıyla aleyhtarlarının. Hani onları da Özge'yle konuşmak isterdim ama artık zamanımız yok. Belki daha sonra. Yani İstanbul Sözleşmesi daha fazla kadınlardan öte hedef haline getirilen LGBT artı arkadaşlarımız için, bireyler için bunu deniyorlar. Son sözümü böyle kullanmak isterim. Çünkü bizden öte risk altındalar. Açık açık anayasa ihlal edilerek biz bu sözleşmeyi kadınlar sizi beğeniyoruz, sizi koruyacağız ama işte şu kişiler için imza çekiyoruz'u açık açık söyleme gafletinde bulunuyorlar. Böyle bir şey olamaz. Devlet bazı vatandaşlarını koruyup bazılarını koruma gibi bir şey kabul edilemez. Ve yani bu ciddi bir anayasa ihlalidir. O yüzden ciddi hedef haline getirilen arkadaşlarımız LGBT artı bireylerin ayrıca bu dönemde haklarının sahiplenilmesi gerektiğini, İstanbul Sözleşmesi gündeminde bizden daha fazla da saldırı altında olanın onlar olduğunu düşünüyorum. Hani böyle kapatmak isterim sözlerimi. Kesinlikle katılıyorum ve ben de sizin kitabınızdan aldığım bir bölümle kapatacağım. Bu Ceren Özdemir'in öldürülmesi üzerine şey demişsiniz. İşte Ordu'da çok büyük bir infiale yol açmıştı Ceren Özdemir'in katledilmesi. Ben izleyicilerimize de hatırlamak istiyorum. Evinin kapısının girişinde bir işte katil tarafından katledildi. Hiç sebepsizce katledildi. Ve şey demişsiniz, 2020 yılında Ordu'da doğan ilk bebeğin ismi Ceren oldu. Ve kitabınızda şöyle bir cümle var. Bir halk doğan çocuklarına kadın cinayetleriyle öldürülenlerin isimlerini vermeye başladıysa eğer o sorun çözülmek zorunda demektir. Hani bu iktidara da bir çağrı. Çünkü gerçekten sadece kadınlar değil, erkekler de kadın cinayetlerinden rahatsız. Erkekler de toplumsal cinsiyet eşitliği istiyor. O yüzden de bu toplumsal bir mesele. Sadece kadınların sorunu değil. Yerel yönetimlerin de orada değiştiğini vurgulayalım. Orada yani. Bu nedenle de ben bu sorunun çözüleceğine ve bu aynı anıt sayacın yok olması gibi belki sizin platformunuzla misyonunu tamamlayacak ve belki başka bir nedenle başka bir misyon, yeni bir topluluk kuracaksınız diye umut ediyorum. Çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Başka bir yayında, başka bir konuyla mutlaka tekrar konuşmak üzere isterim. Çok teşekkürler, hoşça kalın. Herkese ben de çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. İyi akşamlar.